Burada ateşin etrafında ısınmaya çalışan yurttaşlar var. Evet, bu binanın da bir kısmı çökmüş ama evet, bu boş bina mıydı burası teyze? Evet. Burası boştu. Evet. Abi, siz saat var mı? Saat var. Saat 5. Saat 5. Saat 5. 5, evet. Saat 5. Allah senden razı olsun. Bu bina boştu. Tamam. Boştur. Sizin eviniz neredeydi? Abi o da zaten bir daha da olursa o da dökülür. Bir evet, şey kalmadı. Bir şey kalmadı. Sizin eviniz yıkıldı mı? Çok şu pirketlerde şu pirketlerde. Evet. Onlar biraz döküldü. Biraz böyle diş olmuş. Yarık oluşmuş. Ders ketiye. Tıp kurmancı zani. Tıp kurmancı zani. Kurdi. Yani terk ketiye. Terk bu yana. Şu tamam. Eri. Şu pirketlerde. Eri. Şu pirketlerde. Onlar biraz dökülmüş. İçeride de ben korkum ki içeri gideyim. Abi ben bir kadınım ben burada rezilim kadın. Ha, sen halimi görüyorsun. Ben burada... Tek başınıza mı yaşıyorsunuz? Şurada bir adam var, o benim. Eşinizle birlikte. Ben diyorum ben korkum, bana yardımcı ol. Allah razı olsun. Şu makinede. Sizden de. Evet. Arabanın içerisinde. Tabii araba da çalışmadığı için arabanın içerisinde şimdi buz gibi ara ara buraya çıkıp buradaki ateşle ısınmaya çalışıyor. Neyse ki hayattasınız. Şükür diyelim. Senin adın ne? Allah senden razı olsun. Sizden de. Adım Abdurrahman benim. Senin adın ne? Ne? Abdurrahman. Abdurrahman. Apo ben, diyorlar. Benki kolay, benki Fidan. Fidan. Benimki kolay, Fidan. Fidan ne? Soy ismi ne? Fıstık. Fidan Fıstık. Buralısınız, Bazarcıklısınız. Buralısınız. Çok geçmiş olsun. Fidan teyze. Abi sen durumları görüyorsun. Evet, adım görüyorum. Adım dikkat edeceğim. Makine geliyor, dikkat et. Tamam. Tamam. Kolay gelsin. Çok geçmiş olsun. Bu binada saat 5. Saat 5. Sabaha karşı 5. 2 saat sonra güneş doğar inşallah. Abi kaç saat güneş Abdurrahman? 2 saat. 2 saat. Evet evet. Oy ben diyorum Allah 1 saat de ki yani tez gel. 1 saat sonra hava aydınlanmaya başlar. Bir buçuk iki saat bilemedin, güneş doğar inşallah. Güneş doğar. Evet. Daha kaç saat daha sabah var, sen onu bana... İki saat var. Daha iki saat. İki saat var ama bir saat sonra hava aydınlanmaya başlar. Bir saat sonra? Aydınlanmaya başlar. Sen sen de sözümü anla, sen dedin, ben sordum, sen dedin güzellikle güneş. Dedin ki iki saat. Evet, güneş ben iki sordum, saat. Ben sordum, sen de güzellikle dedin ki abla evet. İki saat daha var. Evet ben abla. Diyorum, çünkü bu rezilliği ben dayanamıyorum, ben diyorum ki Allah bir saat olsun. Bu aşağıda bazı yerler kurulmuş, Cem evinin orada da kalabiliyorlar. Siz gidemediniz mi oraya, haberiniz mi yok? Ben oraya gitmedim. İnşallah bu videoyu gördükten sonra yetkililer size ulaşır. Sizi en azından barınabileceğiniz bir çadıra, bir yere alırlar. Tamam. Fidan teyze. Bu binada var mıydı kimse, bu çöken binada? Abdurrahman abi sen bunu biraz anladın. Bunun arkasında. Sen bunu biraz anladın. Evet. Burada kimse yok, burada kimse yok, evet. Burada kimse yok. Bunun sahibi yurt dışında, bunun sahibi yurt dışında. Evet. Şurada bir iki kat vardı çöküldü, şurada 7 kat vardı çöküldü. Peki onlarda insan var mı, enkazın altında kimse var mı? İşte varlar da orada o gün bazılar diyor öldü, bazılar diyor çıkarttılar, bazılar diyor kaldı. Anladım. Çok geçmiş olsun. Sabaha az var. Güneş doğacak. İnşallah daha fazla ısınırsın ve daha güzel, daha iyi bir güne uyanırız hepimiz inşallah. Abi bu ne beterdir abi git abi, bu deprem gitsin arkasına böyle bakmasın, fakir fakire bu hallere koydu. Aha sen halimizi görüyorum abi, görüyorum görüyorum ablam, görüyorum. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Allah sabır versin size de, bize de, hepimize de. Tamam, dikkat edeceğim ben. Siz de dikkat edin. Anladım. Siz de dikkat edin. Tamam mı? Makinelere hepsine adım adım dikkat edeceksin. Şey bu da evlere dağılma çok. Tamam. Başına. Tamam, dikkat edin. Sen taşını işte hep taş. Tamam, ben dikkat ederim ama sen de dikkat et. Tamam mı? Allah razı olsun. Hadi senden de. Evet. Fidan teyzeyle konuştum gerçekten. Özür diliyorum. İçler acısı. Ve insanlar geceyi
ikinci geceyi ateşin etrafında araçlarının içerisinde geçirdi. Evet, burada köze dönüşmüş bir ateş var. Çaydanlık var. Ateşin sönmemesi için vatandaşlar etraftan odun toplayıp ateşlerini yakıyorlar. Kolay gelsin. Sağ ol. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Nasıl, durum ne? Çok durum soğuktu ne? Gece. Durum he? Gece çok soğuktu. Çok soğuk. Çok soğuk, çok berbat oldu. Binanız, sizin kaldığınız yapı yıkıldı mı yoksa? Şurası. Şükür ki ayakta. 3 katlı bir bina ayakta ama hemen yanı başında. Burası Fatih Mahallesi mi amca? Burası Cengiz Topel. Cengiz Topel Mahallesi. Fatih Mahallesi biraz daha aşağıda kalıyor. Biraz daha. Evet, Cengiz Topel Mahallesi. Biraz önce söylediğim noktalar da Cengiz Topel Mahallesi'ydi. Şurada bu yapının birinci katı çökmüş biraz ama can kaybı var mıydı bu can yan tarafta? Can kaybı yok. Bunlar burada yok. Buralarda can kaybı yok. Can. Bu yan taraftaki yıkıntıda da şükür can da, kaybı yok. Şurada birkaç tane var. Oraya doğru gideceğim. Can kaybı varmış. Peki ne demek istersiniz yani? Ne diyeyim? Devlet yardım istiyor. Soğuk. Yani biz bilmiyoruz. Ne yapacağımızı şaşmıştık. Ne yapacağımızı şaşmıştık. Evet. Ne yapacağımızı şaşmıştık. Evet, çadır istiyorlar. Aslında çadır olsa şimdi şuraya iki tane çadır kurulsa mesela. Şimdi diyorlar ki aşağı parkın oraya inin. Şimdi herkes oraya yaşıyor. Şu mesela şurası müsait bir yerdir. Evet. Çadır kurulsa buraya şey olsa mesela burada en azından şuralarda 50-60-100 kişi şuraya birikse. Evet. Değinecek bir şey yok. Değinecek bir şey. Yani vatandaşlar kendi evlerine yakın boş arazilerde güvenli olduğunu düşündükleri noktalarda çadır kurulmasını istiyorlar. Evet. Çünkü çadır toplama noktalarının kendilerini zorlayacağını ifade ediyorlar. Evet. Ve geceyi soğukta, dondurucu soğukta geçirdiler. Çadırın hiç yok değil mi? Ayakların mı üşüyor amca? Yok, ayaklarım üşüyor. İsminiz neydi? Hüseyin Anuş. Hüseyin Anuş. Anuş. Siz buralısınız. Buralıyım, Pazarcık'tayım. Pazarcık'ta. Evet, Hüseyin Anuş. Evet. Besi Anuş'u tanıyor musunuz amca? Besi Anuş? Evet. Duydunuz mu hiç? Hani Besi Anuş? Yaşamını yitirdi uzun süre. Benim amcamın kızı, amcamın kızı. Amcanızın kızı mı? Amcamın kızı. Evet. Besi Anuş'un kuzeni. Allah kolaylık versin. Yani ciddi bir tesadüf oldu. Donuyorsunuz. İsterseniz oturun, ayaklarınızı buraya tutun. Evet. Boş oturmayla olmadı. Tesadüfen pazarcıkta dolaşırken Besi Anuş'un kuzeniyle karşılaştım. Tekrar isminizi alabilir miyim? Çok özür dilerim. Hüseyin Anuş. Hüseyin Anuş'la şöyle özür dileyerek göstereyim. Çünkü çok karanlık her taraf. Evet. Neyse ki can kaybı yok. Kaç kişi vardı bu apartmanda sizin kaldığınız apartmanda? Hanım vardı. Hanım arabada. Hanım da arabada. Neyse ki hanımıyla birlikte Hüseyin amca kurtulmuşlar. Bu hemen sağında, Hüseyin amcanın evinin sağında ve solunda yıkılan binalarda da can kaybı yok. Onlar da dışarıda. İlk depremde mi yıkıldı her ikisi de? Evet. Her ikisi de ilk depremde yıkılmış. Pazarcık yok oldu. Evet. Pazarcık. Ben de bu binada oturuyorum karşıda. Evet. Bizde de 10 can vardı. 10 daire doluydu. Çok şükür can kaybımız yok. Çok şükür. He. Çok şükür. Hepimiz sağ selimik. İşte kimisi dolmuşta yatıyor. Evet. Kimisi dolmuşta kalanlar var arabada. Derme çatma çadırlarda. Diyarbakır'dan geldik. Diyarbakır. Evet. Diyarbakır'dan geldik. Dün geldik biz de. Mezopotamya Ajansı muhabirleri olarak geldik. Buradaki en azından hem duyarlı vatandaşların yardıma gelebilmesi için hem de yardım ulaştırabilmeleri için, bir de insanların en azından buradaki yakınlarından haber almalarını sağlayabilmek için böyle dolaşıyorum. Sağlam binaları gösteriyorum ki insanlar Arlı'dan aşağı, umutlarını... Karaçay, Petrom'dan öte köy yok yani. Ne fabrikası, ne köyü, ne evi hiç kalmamış. Yerden bir. Ölülerimiz var, ölülerimiz bakıyor, görüyor, çıkaramıyor. Yardımcı çıkardılar da. Hı. Ya akşamda beri başladı. Dün abi şurada, gelemiyorlar adamlar. Dün şurada biz göksün şurada... yolu gitmiş. Komple evet. Tüneller, yollar, arabalar yolları kapatmışlar. Hı.
Adana yolu komple kapalı. Geldi bir sürü ekip akşama doğru geldi. Çalışmalara başladılar bazı noktalarda. Evet. Yine çadır kent kuruluyor aşağıda. Yarına yetişir mi bilemiyorum ama sizin de belirttiğiniz gibi birçok kişi evlerine yakın çadır verilmesini istiyor. En azından mesela koşuyor, yiyeceğimizi getiriyor. En azından yani ufak da olsa mesela çayımızı yapıyor. Mesela akşam şimdi ortada kaynılaşın buraya 20 kişi bırak. Bizim hanım dinle verirse bizim çaydan indirdik, çay indirdik. Yapıyor en azından biraz sıcak su içiyorlar. Çok geçmiş olsun tekrar sağ ol, Sayın Amca. Sağ ol. Bu binada kimse var mıydı bunun enkazında? Vardı. Var değil mi? Çıkarttık abi. Çıkarttınız mı? Evet. Kimse kalmadı. Yok. Yaşayarak mı? Yaşıyorlar mıydı çıkart? İki kişiyi yaşayarak bir anneyi de kaybederek. İki kişiyi sağ salim çıkardınız. Evet, sağ salim çıkardık. Bir torunluydu, bir de kızıydı. Anne, nene de vefat etti. İsimlerini biliyor musunuz? Sultan Fatma, torununu da bilmiyorum. Sultan neneleriydi. Sultan vefat eden. Fatma neneleri. Evet. Sultan kızıydı. Evet, bir de torunu vardı. Evet, küçük bir torunu vardı. Torun ve kızı kurtuldular. Kurtuldular. Ama anne vefat etti, cansız bedenini çıkardınız. Evet. Evet. Sizin şurada mı kalıyorsunuz siz? Evet, aynı alt katta kalıyorum. Ha, bu iki katlı binanın altında. Evet. Kalıyorum. Ha, sizin tek katlı müstakil ev. İki katlı müstakile bina sizin üzerinize yıkıldı ama sağ salim siz çıkabildiniz. Çıktık. Hatta orada da 3 kişiyi çıkardık. Hatta 4 kişiyi çıkardık. Aynı. Bu yıkılan binadan. Evet, dayım kalıyordu. Dayım gelip çıkardı. Sağ salim çıkardınız onları da. Onu da çok iyi. Peki buraya yani geceyi nasıl geçirdiniz siz? Gece, böyle sürekli ateşin etrafında belli ki hiç uyumamışsınız. Gecemiz cennem oldu o gece. Zaten bu dayımı çıkardıktan sonra kayınbabam gile koştuk. Bu sefer onlara ulaşamadık. İki gün boyunca bekledik. Kepçeyi getiriyoruz. Afat yok. Afat'ı getiriyoruz. Kepçe yok. Öyle bir sıkıntı yaşadık. Onların da ikisini cansız bedenini bugün, dün çıkardık. Kayınbabanız ve? Kaynanam. Kaynananız. Evet. Allah sabır versin. Rahmet diliyorum. Çocukları yatırıyor, biz de burada oturuyoruz. Çocuklar tabii... Orası da yine açık olduğu için soğuktur muhtemelen. Evet. Yorganlar, battaniyeler de daha yeni getirdiler çocukları. Evden mi çıkardınız battaniyeleri? Daha yeni getirdiler. Ha, yeni getirdiler, dağıttılar. Evet, çok iyi. Dağıttılar, battaniyeler sarılmış vaziyettesiniz. Evet. Çok geçmiş olsun, başınız sağ olsun, Allah sabır versin diyorum. Bu mahallenin ismi Cengiz Topel miydi? Topel Mahallesi. 7. cadde. Evet. Evet. Şurada iki katlı bir bina var. Ayakta ama bu iki katlı binanın hemen yanı başındaki apartman yıkılmış ve dondurucu soğuğa rağmen burada iş makineleri çalışıyor. Büyük bir apartmana benziyor. Büyük bir binaya benziyor. Hemen karşısında şöyle iki katlı bir bina var. Çaprazında da 6 katlı bir bina var. Binanın ismini bilemiyorum, o yüzden paylaşamıyorum. Burada AFAD ekipleri, 112 sağlık ekipleri ateşin etrafında sürmeye çalışıyorlar. Çünkü sıfırın altında. Hava sıcaklığı sıfırın altında ve saat 5'e 15 var. Depremin 3. gününe girdik ve Pazarcık'ta noktalarda enkazda çalışmalar devam ediyor. Evet, maalesef saat 12 sularında, gece 12 sıralarında bu binadan iki yurttaşın cansız bedeni çıkarıldı ve çalışmalar aralıksız devam ediyor bu binada.
Bu tam Eren Mini Market var. Belki yakınları bu mevkide oturanlar bilir tanır. Eren Mini Market'in hemen yanındaki bina. 8. caddenin üzerinde. 8. caddenin üzerinde Eren Mini Market'in tam karşısındaki bir bina, büyük bir apartman. Ve bir kısmı yan yatmış, bir kısmı tamamen yıkılmış. Burada çalışmalar aralıksız sürüyor. Fakat ekiplerin yanı sıra bu binada yaşayanlar da ailelerinden gelecek umutlu bir haber bekliyorlar. Ateşin etrafında ısınmaya çalışıyorlar. Çünkü sabah saat 5'e doğru geliyor ve dondurucu bir soğuk var. Buna rağmen ne insanlar bu enkazları terk ediyorlar, enkazların başından ayrılıyorlar. Bir de burada çalışma yürüten ekipler çalışmaya ara veriyor. Evet, 8. caddede eğer başka, yani biraz karanlık dediğim gibi, ama 8. caddenin üst kısımlarında yukarıya doğru tırmanırken binaların ayakta olduğunu görüyorum. Hem tek katlı binalar, iki katlı yapılar, yine apartmanlar, evet, ayakta. O yüzden bu caddede neredeyse enkaz yok. Yani ben sokağın sonunu görüyorum. Tabii siz göremiyorsunuz ama sokağın sonunu görüyorum. Bu caddenin sonuna kadar başka yıkılan bina yok. Sağlı sollu